Merhabalar herkese, Vlad kampanyasına kaldığımız yerden devam. Bunu önümüzdeki bölümde yapayım demiştim de aslında yapacak bir şey yok ya. Ben bunu otomatik sonuçlandırırım, bir şey olmaz. Ya yuh birader, keşke otomatik sonuçlandırmasaydım etrafında bu kadar tehlikeli bir düşman varken. Ama neyse, işgal edelim. Tanrı'nın edip Elspeth'e ulaşmayı çalışmayı da deneyebilirdim ama muhtemelen ulaşamazdım. Gidip Tanrı'nın ettikten sonra nehrin arkasına falan geçebilirdi saçma sapan. Hiç o riske girmeye gerek yok. Biraz hasarlı duruma geldim bu savaş sayesinde ama yine de çok daha güçlüyüm Elspeth'in ordusundan. Ama Elspeth'in bir ordusu daha var gibi görünüyor sanki. O ordu... Burada. Okay. Buraya yetişemez nasılsa. Maç vaziyetine bile girse sorun yok dolayısıyla. Elspeth Kronbürg'e saldırabilecek pozisyonda mı? Evet, o yüzden sen oraya çok yaklaşmadan şuralarda takıl abi. Muhtemelen güneye doğru geri çekilecektir Elspeth. Bakalım. Şu gereksiz bina da her seferinde çıkıyor karşıma yahu. Okay. Elimdeki paralarla şurayı bu sefer upgrade edebilirim. Kuzey Silvanya'ya da ufaktan yatırım yapmak mantıklı olabilir. Mut... Yani ikinci seviyeye çıkarmayı tabii ki hepsini isterim bunların. Ha, Reich toprakları asıl ya. Ben Altdorf'u kaybetmek istemiyorum. Burayı birazcık güçlendireyim. Kuzeyden bir saldırı gelme olasılığı her zaman var Altdorf'a. Acaba bir yetenek vardı. Jelly Bailer. Sen Jelly Bailer'a. Menzil direnci al bir tane. Diplomasi kontrolünde de bulunayım. Ezek beni korkutuyor ya. Ezek biraz önce hangi anlaşmamızı bozdu? Saldırmazlık anlaşmamız vardı, onu bozdu. Ama aha iki tane yerleşim yeri kalmış. Ha tamam, bu o zaman ha Karak Kadri'nden dayak yemiş. Şu an Draika'da, Ezek de zayıf durumda ama Angrim coşmuş. Angrim şu an buradaki en büyük tehlike. Ama hala savaş açmadı bana. Savaş açar açmaz bir hal çaresine bakmayı düşüneceğiz. İyi, orada bir konfederasyon, burada bir konfederasyon. Aa, Karl Franz mı konfeder etti onları? Önce Karl Franz... Şurada da bir şehre say... Ha, dur. Aslında iyi oldu. Aslında şöyle iyi oldu. Bunların bir tane düşmanının yerleşim yerini... Ne yapma görevim vardı benim? Talan etme görevim vardı. Onu yapamayacağım gözüyle bakıyordum. Şu an yapabilecek pozisyondayım. Ödül ne? Artı 40 diplomatik ilişki. Kesinlikle yapmaya değer. Tur sınırı var mı bunun? Yok, tamam. Sen şuraya girebilirim. Elspeth buraya geri çekildi. Bu arada diğer ordusu da oraya yaklaşmış olabilir. Şu an Langur Lungur oraya gitmemem lazım. İki ordu birden fazla gelebilir çünkü. Tamam, o zaman... Aa, nasıl yani? Ulaşamıyor musun buraya sen? Aha, ulaşamıyormuş, pardon. O zaman o projeyi birazcık erteleyelim. Burada vampirsel yozlaşmayı hiç yükseltememişiz ya. Zayiat diyeceğiz ama olsun. Rotenbark'ı alsam mı direkt? Ama iki orduyla beraber saldırma imkanı olur o zaman. Ha, şurada bir %70 pusu başarı olasılığı varmış. Gel buraya. Aynen, iki ordu burada yan yanaymış. Diğer karakterim yakında olsaydı burayı kuşatıp diğer karakterle ona saldırmayı düşünebilirdim aslında. Şimdi... Bir dakika, sen normal bir güç vaziyetine gir. Okey. Pusu tespit edilirse ve iki orduyla birden saldırırsa bana... Yine de kazanırım. Sadece garnizon yanında olmadığı sürece. Ne yapacağına bakacağız.
Bence yükseltmeye değer elbette ki. Önce para binası basayım da sonra da şununki yapayım. Otor 3 olmak üzere. Öbür tarak da yükseltmeye değer. Drakenok Kalesi az bekleyebilir. Böyle iyiyiz. Ha, dur şuradaki kahraman. Yürümen yetmedi mi şu an? Sen gel şunlardan bir tanesini ona ver. Hala %70'teyiz. Güzel. Şu arkadaş da Vlad'in hareket kabiliyetini ilk başta %10 arttırsın. Kaça kadar çıkıyor arttırma olayı? %15'e kadar. Güzel. Ha, dur bir dakika. Vlad'in kendi silahı var. Isabella'nın kendi silahı. Gönüllü saldırılar. Bunu Fersiz Kral'a vereyim ben. Dirayet muskası. Senin kendi muskan var. Bu daha iyidir. Sağlamlık muskasını da sana verelim. Diğer muskayı da sen al. Boşta olan bir şeyler. Bir tane arkana eşyası varmış. Al sen onu. Boşta yaver var mı peki? Okey. Yes. Teknoloji olarak şuradan şuraya geçiş yapmıştım. Vampirler yozlaşmayı arttırma teknolojisini araştırmıştım. Biat puanına gerek yok şu an. Kindar ruh binalarından para kazanmıyorum zaten. Rütbe önemli değil. Şuradan devam edeyim diğer teknolojilere ulaşmak için. Şu mesela işime yarar. Artı 10 artı 10'dur. Kimin harcamamış bu anı var? Senin mi? Sen dostum. Uzman ol birazcık. Okey. Unutu etmediğim kimse kalmadı. Binalara Jason Vanya değil de alt tarafı geliştirmektir niyetim demiştim. Şunu bas. En son diplomasi kontrolünde yaptıktan sonra bunlar hala bunu istiyor ama bir dakika. Morse klanıyla bayağı yakınım. Morse klanıyla ticareti tercih ederim ama Memphis'i de keşfetmek üzereyim eğer hala hayattaysa. Ona bir bakayım. Onunla ticaret yapabiliyorsam onunla yapmayı tercih ederim ki aram iyileşsin. Okey, pusu başarısız oldu. Saldırmayı tercih etti. Pekala. Bu arkadaşın büyü rüzgarları çok az. O hiç işime gelmez şu an. Geri çekil. Umarım saçma sapan bir yere gitmez. Tamam, bu olur. Bu olur. Diğer arkadaşın da experience kazanmasını isterdim ama elbet kazanır o experience'ını bir yerden. Elspeth'i öldürmemek çok önemli şu an. Elspeth ne kadar çok hayatta kalırsa o kadar çok kan öpücüğü kazanacağım demektir. Bu savaştan kazanıyorum galiba değil mi? Savaşın komutanı o olmamasına rağmen onu mağlup etmiş sayılacağım eğer kazandığımı varsayarsak tabi. All right. Yenilenmeyi başlat. Ne kadar sürüyor? 1,5 dakikanın biraz üzerinde. O gelmeden önce ben bu orduyu bayağı bir paralarım. Siz şöyle... Aa, buraya yerleşemiyor muyum? Hmm. Tamam, olsun. Biraz uzağına yerleşiyorum. Önce mevzilenmesinin pek esprisi olmadığı bir savaş. Oraya ulaşmamız uzun sürer. Şöyle yapalım o zaman. Şuraya yerleşin arkadaşlar. Şuradan yokuş aşağı ormanın içinden savaşırız. Siz onların arkasındaki yerlerinizi alınız. Ama siz direkt orduya dalarsınız. Elspeth'in ordusu gelmeden şu ilk orduya bayağı bir hasar vermek istiyorum çünkü mümkün olduğunca.
Gelin bakalım. Şuraya bir iki büyü rüzgarı sallama fırsatım olursa mesela şahane olur. Direction'ı kullan. Sen de direction'ı kullan. Bir an önce insin şuradaki büyü rüzgarları aşağı doğru. Sen de şunu kullan. Şu arkadaşa dalmayın. Formasyonu bozmasınlar. Bozmayın lan formasyonu. Tamam gençler, bir şey yapmıyoruz, bir şey yapmıyoruz. Buradayız. Bozmayın. Ha, iç içe giriyorlar. O da olur, o da olur. İyi bir fırsat, iyi bir fırsat. Hadi. İşte fena değil, fena değil. Daha iyi olabilirdi ama neyse. Okey, gerçekten de daha iyi olabilirdi. Neyse. Şurası güzel kalabalık. Burası da öyle. Tamam, çıkabilirsiniz oradan o zaman. Ha, özellikle Banshee'ye dikkat etmem lazım. Banshee daha birinci seviye, çok güçlü değil. 10 saniyesi kaldı gelmesinin diğer ordunun. Sen değil. İkinizinkini de kullandık değil mi ya? Hmm. Çekin şöyle. Dolun abi ormanın içine siz. Diğerlerini de getireceğiz yanınıza. Ne durumdasınız? Biraz hızlı hasar yiyorlar. Dikkat etmem lazım. Ama şu büyüyü atmadan da şuradan şuraya gitmem. Birden fazlaya ihtiyaç var mı? Yok. Bir tane yeter. Şunların orada sıkıntı yaratmasının önüne geçin. Sizin dalmanız gerekecek galiba ya. Veya yok. Dalmayın. Vazgeçtim. Uçanlarla halledeceğiz onları. Tamam. Sen gel. Sen onların peşine düş. Tamam. Bizim hayaletler onları halleder. Mortis motorunun da alması lazım. Mortis motorunun da tehlikeli olduğunu biliyorlar. İlk ona saldırıyorlar. Bizim biletler nerede? Okay, onları orayı hallediyor. Abi siz orada savaşırken nasıl ateş edebiliyorsunuz Ektir sorması? Oyun mekaniklerine ters o. Şunların da tepesine inmek isterim ama şu an orduyu yalnız bırakmak istemiyorum. Var guys'lar. Azıcık geri çekilin siz abi. Hatta şunlara dalmayı bir deneyin. Siz de şunlara dalmayı deneyin. Orada enteresan bir birlik olmuşlar. Şöyle olabilir. Onların peşini bırakma sen. Ölüm rüzgarı için güzel fırsatlar görüyorum. Tam üzerinden geçeceği anda basacağım. Yani şu an. Var mı sıkıntı yaşayan? Sen varmışsın ama idare edersin bence. Heh, siz karabiye ayakları şuraya bir dalın. Okey, okey. Bastım üstü bir tane. Sen çok ilerlemişsin. Gerek yok o kadar kendini riske etmene. Isabella. Nasıl ablacığım şundan? Sen ortama gir mortis motoru. Siz orayı hallediyor musunuz? Hallediyorsunuz. Güzel. Siz onları hallettiniz. Geri gelebilirsiniz arkadaşlar. Biraz burada desteğe ihtiyacım olabilir. Biraz taranıyorum. O taranmanın önüne Isabella senle geçebiliriz bence. Sen neredesin? Senle de şuradaki taranmanın önüne geçebiliriz. Sizle de şuradaki taranmaların önüne geçebiliriz. Umarım. Sen şuna dalabilirsin. Canı biraz az. Birbirlerine dalmayan insanlar görüyorum. Çok ayıp ediyorsunuz. Sen de gir hadi. Ölüm rüzgarım var. Ölüm rüzgarımı kullanayım mı? Aşırıya kaçmadan moderation içinde şuraya kullanabilirim sanki.
Kendime de biraz vurabilirim ama olacak o kadar. Siz biraz dikkatli olun arkadaşlar. Fazla hasar alıyorsunuz orada. Siz şunlara dalın. Siz geriye kaçabilirsiniz. Orada ne oldu? Ah! Vampirimin biri gitti. Aaa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 
yani. Hiç gereksiz yere öldü abla, vallahi billahi. Yani savaştan sonra dirilme ihtimali de yok galiba. Şu an burada vampirsel yozlaşma olmadığı için çok saçma oldu ya. Ya güzelim vampir gitti ya. Bunları da korunur bir hale sokamamışız. Şunlara senin de alman lazım o zaman. Vargasları da kaybetmeyelim durduk yere. Abi vampiri nasıl kaybettim? Nasıl kaçta göz arasında öldü o ya? Oradaki savaşta iyi gidiyordu gibime gelmişti benim. Okey, Vlad neredesin? Tamam, oradaki tabancacıları oyala sen. Şu Fersiz Kral şuraya dalabilir. Sen biraz yanlış yerdesin sanki. Sen de onu meşgul etmeye çalış. Sen kaçabildin mi? Okey. Senin sınırında değilsin, atış sınırında değilsin. Dal abi şuraya. Mortis motoru sen de dal. Sen de boş bırakma ortamı. Oraya bir kere dalmanız yeter. Şu arbaletçileri halledin sonra. Bitti mi savaş? Galiba öyle. Of ya. Tam ölümsüz olmanın eşiğindeydi galiba. 20 olamamıştı bunlar. Siz ikiniz bir gelin şöyle. Zaten yakınmışsınız yerinde. Tamam. Kendini iyileştir dostum. Şu arkadaşı bir temizleyin oradan. Bunları temizleyin siz. Başka hızlı birim olarak siz birilerini temizleyebilirsiniz. Şunu mesela. Sen de git düş birilerinin peşine. Ah ya lan, iyileştirmem falan da var yani, görsem kaybetmek hiçbir şey değil yani, mümkün değil. Neyse artık. Ne yaptın onu, %10'un altına indirdin mi? İndirmişsin. Şunların peşinden koşmayı dene bakalım. Tamam, şunların peşinden koşun. Siz de şöyle gelin. Aa, siz biraz yavaşmışsınız oraya, pek bulaşabilecek gibi durmuyorsunuz. Onlar... Ya of, onlar kaçmadan önce şunu bir bas. %10'un altına insinler. Yani güzel bir zafer ama buruk bir zafer aynı zamanda. Ha, senin iksirin varmış, hiç bari. Tamam onlar, onu yakalayamayız. Şunları yakalamaya çalışın o zaman siz. Madem yakındasın, bir tane ölüm rüzgarı çak şuraya. Kaçıyor. Onları temizlemeye yeterli olacaktır bu diye tahmin ediyorum. O hala %10'un altına düşmemiş. Bir kişinin daha ölmesi lazım. Tamam. Şunun peşine düşün şimdi. Tamam. Şuna dalınız. Bu tamam mı? Değil. Yeterli olacağını düşünmüştüm. Sen oraya git o zaman. Hı-hı. Onlar tamam mı? Onlar tamam. Hadi.
Bunu yakalayacak mıyız? Muğlak. Yani yakalayacağız da %10'un altına indirebilecek kadar zarar verebilecek miyiz? Ondan emin olamadım bir an. Bu tamam. %10'un altına indiremedik. Olsun artık. Bu tamam mı? O da tamam olduğuna göre Marvi sonlandırabiliriz. Aa dur. Geri mi geldi o? Yanlış mı görüyorum? Lütfen yanlış görmüyor olayım. Nedir? Ölümlü insanları... Ölümlü insanların saraylarında uçuşan casuslardan biri ona verilmiş vazifeden sapıyor gibi görünüyor. Hala nefes alan bir varlık olsa da kızıl öpücük için can atıyor. Belki de onun kime hizmet ettiğini hatırlatmak için yapacak bir ziyaret gerekebilir. Yapılacak bir ziyaret gerekebilir. Havuç, karavan elin maliyeti %20 tüm yönetler. Kemenin başarı olasılığı %10. Fark etmez, ona bir ölümsüzlük esintisi verelim. Öldürün, düşmanlar öldürüldü. Elfbit'i mağlup etmiş sayıldık. Patlayıcı menzilli hasarı ve patlama yarıçapı hiçbir işime yaramayacak bir şey. Menzil saldırılarım olmadığı için. Şener, hazır. Hayatta, hayatta. Jelly Wilder, Jelly Wilder. Gel sana bir sarılayım, gel. Dur lan sen öpme, dur. Okey ya, of çok sevindim. Artık buruk bir zafer değil, taş gibi bir zafer kazandığımı söyleyebilirim sanırım. Meh 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 meh. Şunları bir dağıtalım. %5 liderliği bir alayım. Champanı vereyim birazcık milatçıyım. Ama kan öpücüğü vermedi bu arada. Demek ki komutanın şey olması gerekiyormuş, Elspeth olması gerekiyormuş kan öpücüğünü almak için. Onu da öğrenmiş oldum böylece. Şunu al hadi, bir de şunu al hadi. Of ya. Canımsın Celicim. Jölem benim. Sen sevgili dostum bir hareket kabiliyeti arttır. Ardından şuradan şöyle devam et. Tamam burada... Ha tamam, vampirsel yozlaşmayı iyi arttırmışız burada. Vampirsel yozlaşma ne kadar şey olursa, yüksek olursa hayata geri dönme ihtimalleri o kadar yüksek oluyor. Tam hesabı nasıl oluyor bilmiyorum ama iyi oldu. Kısacası iyi oldu. Elspeth yine biraz uzamda kaldı yalnız. Şu saldırıyı sen yap. Kendim savaşacağım. Birazcık iyileştirmek istiyorum o Jelly'yi. Birazcık geride durun siz. Şu destek birliklerini bekleyelim. Bir rüzgarlarım az ama zaten çok da hasarlı değilim. Birkaç özellik kullanmak iyileşmek için yeterli olur. Ayrıca lordlarımı da gönderdiğim zaman zaten hızlıca temizleyebilirler karşıdaki ordu. Güçlü bir ordu değil malum. Okay, şöyle geliniz. İyileştirilmeye ihtiyaç duyanlar şuraya buyursun. Sen şunu iyileştir. Efendime söyleyeyim. Sen de bas iyileştir. Bir tane de bundan bas. Celicim. Bebeğim. Özür dilerim seni böylesine bir tehlikeye attığım için. Umarım bir daha olmayacaktır. Ha sende de mi var? Tamam sendekini de kullanalım. Nice. Şimdi şöyle bir ortama dalalım o zaman biz. Bilet'i bekleyelim ama yine de. Bilet sonuçta bunların en yavaşı. Evet, şimdi girebilirsiniz.
Zikzak çizerek girin isterseniz, ne olur ne olmaz. Uçan birim olsa şunları da kullanmak istiyorum. O da eğlenceli bir de. Öyle bir fırsat olmadı henüz. Okay. Bir rüzgar yok diğer orduya saldırdığım için. Olanı da zaten iyileşme için kullandım ama ihtiyacım da yok çok fazla doğrusu. Yep. Şimdi bir diyi öldürün ondan sonra. Birazcık karnınızı doyurun orada. Okey. Elspeth'e ulaşamıyorum diye tahmin ediyorum. Çok derenin arkasında. Yep. Bizim bölge alayım bari o zaman ya. Ben bizim bölge aldıktan sonra... Ya şu kanepücüğünü de bir alamadık, bir ısıramadık ablayı. O ne yapar? Şuradan falan dolaşmayı tercih ya da ben... Tamam, totem barkı alayım. Visem bölge geri çekilme olasılığı ortaya çıkar. Visem bölgeye direkt ulaşırım öyle bir durumda zaten. Tamam, sen şöyle bir desteğe gel. Bilal'cim sen de şurayı bir al. Otomatik konuşlandırırsam öyle neden yoktur diye düşünüyorum. Yep. Güzel. Burada da bir demir madenimiz oldu. Manfred'le karşılaşırsak ölmemiş size tabii ki. Onu sürekli belirtme ihtiyacı hissediyorum. Ölmüş olma ihtimali hali yüksek. Ticaret anlaşması yapma ihtimalimiz artmış oldu böylece. Aa, bu vampirsel yozlaşma değil mi ya? Yeah. Ölmek ne demek? Şov yapıyor. Now is not the time for petty politics, my brothers, my king. Any who defy my will shall be destroyed. Öyle mi diyorsun? İyi geçiniriz biz seninle ya. Hadi bakayım. Öyle öyle şeyler deme bana. Okay. Okay. Yapabileceğim bir anlaşma yok. Param olduğunda Manfred'i artık şey yaparım. Paraya tutarım. Bu arada hızlı anlaşmalarda Draken of Meclisi 2.1. 6300 istiyor bunun için. Çok fazla. Ben sana para vereyim. Küçük bir hediye gönlümden koptu. Bununla idare et şimdilik. Ticaret anlaşmasını da Morse Klanı ile yapmayı tercih ederim. Daha az para istiyor çünkü. Aa, çok az para getiriyormuş aslında. Doğurganlarla yapacağım bir ticaret anlaşması 92 getiriyor. Kuzey eyaletleriyle daha fazla getiriyor ama... Sen ne daha az getiriyor? Neyse canım. Manfred'le de yaparız bir ara anlaşmayı. Keskin kalanı 3 dedik. Sen hareket kabiliyetini biraz daha arttır. Yanında gezdirdiğimiz arkadaşa da bir ekstra hareket menzili verelim ve Güney Silvanya'dan başlayalım bakmaya diyeceğim. Şimdi ben buraya istediğim bir bina var mı buraya yapmak istediğim? Daha fazla vampir, daha fazla necromancer. Bu mesela bölgede düşman orduları, yıpranma. Bu fena olmaz aslında. Bu küçük yerleşim yerlerine de kurulabilen bir bina mı peki? Evet. Ne var? Gizlenmiş oradan geliyorlar. Okay. Vampirsel yozlaşma. Komşu eyaletlerde vampirsel yozlaşma fena olmaz. -9 var yalnız. Komşu eyaletlerde yozlaşmayı arttırmak için bunu maksimuma çıkarsam bile yeterli olmaz. Okay. Kısa esasi bir bina yok buraya kurmak isteyeceğim. Şunu bir güçlendireyim bence. Hatta şunu da bir arttırayım. Kahraman kapasitesi artırmıyor. Olsun. Onu da bir ara yapabilirim. Rack topraklarına da şunu yaptım gitti o zaman.
devam. Hmm, aşağıdaki vampirler yok edildi. Kontrol hayatı bir aldık. Flesenburger'e de gidip Verze kaldı ya bu arada. Enteresan oldu yani. Auerheim'ı talan etmeyi deneyeceğim o görevi yerine getirmek için. Ama ben oraya ulaşana kadar Verzek orayı da alabilir muhtemelen. Şöyle bir gereksiz ordu var. Yani direkt Elspeth'e saldırmak isterim buradan da. Şu gereksiz ordunun karşısında yani nülünü alamaz da yukarı çıksa şuralarda sıkıntı yaratabilir. Yani en iyisi şuralarda bir pusuya yatayım. Kendi topraklarımda. Aa, Elspeth burada da değilmiş bu arada. Neyse. Sen dediğim gibi pusuya yatıyorsun dostum. Sen de büyü toplama vaziyetinde kal. Şurada bekle. Belki bu arkadaş buraya doğru harekete geçer. Nehrin arkasında olmama rağmen yukarı giderse... Yani ben bilmiyorum ya. Sıkıntı çıkabilir Grimdark'ta aslında. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Hallederiz. Hatta vazgeçtim. Ben Wissenberg'e saldıracağım. Sen gel şu vaziyette desteğe gel. Bu sefer Vlad saldırsın. Zaten yürümesi gayet azalacak. Buraya saldırdıktan sonra otomatik sonuçlandırabilirim. Çünkü Elspeth'in ordusu çok zayıf zaten. Nereye gitmiş? Burada. 3 yerleşim yerim mi kaldı senin? Evet, 3'ü de burada. Takır takır alacağız onları inşallah. Elspeth'i 2-3 kere dövmek ve kanepücüyü almak isterdim ama mümkün olmadı maalesef ya. Sadece bir kere dövebileceğiz böyle giderse. Şunları bir dağıtalım. Bunları aldık. Bu işe yaramaz şeyi... Kim gibi işe yarar ya, al gitsin. Şuradan devam et. Jelly 20 oldu. Artık bundan sonra ölmesinden korkmama gerek yok en azından. Saldırın. Okey. Wissenberg'de mermer varmış. Yapalım. Daha da fazla para yapalım. Her yere para yapıyorum. Buralardan aldığım parayı da Güney Silvaniye'yi geliştirmek için harcıyorum genel olarak. Bana büyük ekstra büyüme, çağıran rütbesi, yerel yetiştirme kapasitesi veriyor. Pek de önemli değil ama... sen yap gitsin. Güney Silvaniye'den önce ilk toprakları. Buralarda yapabileceğim bir şey yok ama önümüzdeki tur... Paraya ihtiyacım olabilir. Aa, ben bunu geliştirdim mi? Ha, geliştirmişim. Tamam. Şimdi çok para harcamayayım acil bir şey yoksa. Aa, buradaki gelir toplamayı kapatmıştım değil mi ben? Tamam, birazcık geç kalmışım açmakta. Bence şu acilimsi sayılır. Acil değil de önemlimsi sayılır. Onu yaptım gitti. Aynı şeyi şuna da yapabilirim. Emir... Bir mi olsun? Ağız müritleriyle saldırmazlık anlaşması yapalım. Yapalım. Üstüne bir de askeri geçiş yapalım. En azından o bana saldırmamış olur. Onunla savaşmamış olurum. Değişimci yine ordu yapmadı. Demek ki yapay zeka değişimciyle ordu yapacak şekilde çalışmıyor. Şimdi bunda Manfred'i şey yaptığıma göre, keşfettiğime göre bence Torek'i kızdırabilirim. Kahraman kapasitelerim, bir vampirim var, bir ölü çağrınım var. Burada acil bir acil durum ordusu yapmam gerekirse diye onları elde tutuyorum. Ama en azından bir ölü çağrıcı yapıp aslında şuralardan bir teknoloji ayarlamaya çalışabilirim. 3 tane güzel özellik çıktı bu arada ya. Şunu al.
İkili inşaat maliyeti, ikili diplomatik ilişkiler. Bir dakika, o görev neydi ona bir bakmam lazım. Trakya Meclisi ileydi çünkü ilişki artırma opsiyonuydu. Ölüm hediyesi. Şunların birine suikast girişiminde bulun. Suikastla kasıt hem yaralama hem suikasttır diye tahmin ediyorum. Onu bir yapmaya çalışayım ben. Gel şöyle. İlişkileri arttırma fırsatını geri tepmeyelim. Burada Elspeth Steingart'a doğru çekildi. Diğer ordusunu Fjallorf'ta bıraktı. Orada buralarda takılmayı sürdürüyor. Bunun ne yaptığını bilmiyorum. Yani sıkıntı çıkarırlarsa buralarda bir iki şehir kaybedersem onlara dünyanın sonu olmaz. Kaybetmeyi tercih edecek olsam da ama ben burada Elspeth'in işini bitirmeye doğru odaklansam iyi olur. Elspeth'in ordusu zayıf. Bir şey olmaz. İşgal et. Tabii hayaletinin şeyini aldık bu arada. Namlalay versiyonunu aldık. Kırtak Vadisi'ne gidebilirim. Aslında burayı alıp şeye satsam, Durtu'ya satsam onunla da iyi geçinebilirim. Olabilir. Burası ihtiyacım olan bir yer değil sonuçta. Sevgili Belegar'la da karşılaştık. Şöyle yoluna doğru devam et. Önümüzdeki tur oraya ulaşır mıyım? Muhtemelen ulaşırım. Önceliği Kıkırdak Vadisi'ne mi versem? Yok ya. Önceliği Elspeth'i dövmeye veririm. O orada kalırsa tabii. Ama bu planları sonraki bölümde yapalım. Bu bölümü burada sonlandırmanın vakti geldi bence. İzlediğiniz için teşekkür edeyim. Sonraki bölümde görüşmek üzere diyeyim. Mümkünse bir beğeninizi rica edeyim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.